Yani tam 2,5 milyon kişi para cezası ödeyecek. Polis tarafından tek tek kimlikleri belirlendi. Cezanın gerekçesi ise yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamak. Yasa dışı bahis çetesi çökertildi, sıra müdavimlerine geldi. Girilmesi yasak olan kumar sitelerinde şansını deneyenler baştan kaybetti. Çünkü para cezası yolda. Bahis oyunları bir nevi kumar oluyor kanımca. Yani ben kendi fikrim. Ve tasvip etmiyorum açıkçası o tarz şeylerini yani. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon kişinin sanal kumar bağımlısı olduğu belirtilmekte. Uluslararası bahis siteleri Türkiye'yi hedef aldı. Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin araştırmasına göre 2,5 milyon kişi bu sitelerden oyun oynadı. Ve bu kişiler şimdi cezai yaptırımla karşı karşıya. Kabahatler Kanunumuza göre kumar oynayan kişiye 100 lira idari para cezası verilir. Aynı zamanda kişinin kumardan elde ettiği gelire de kamu tarafından el konulmaktadır. Adli sicilde işlenmez. Dolayısıyla hapis cezasına da çevrilemez. Londra, Girne, İstanbul hattında mekik dokuyan şebeke İstanbul Kaçakçılık Polisi'nin takibindeydi. Hatta ekipler ofislerine gizli kamera yerleştirdi. Günde 3 milyon dolardan fazla kazanan çeteye 20 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. 57 şüpheli gözaltına alındı. Bence oynanmamalı. Oynanacaklarsa da bilindik sitelerde oynamalarını tavsiye ediyorum. Çeteyi çökerten polis o kadarla kalmadı. Yasa dışı bahislerin Türkiye ayağındaki kullanıcılarının da peşine düştü. Hepsini tek tek tespit etmeye başladı. Rapora göre bu oyunları oynayan kişilerin sayısının ve yaşlarının korkutucu boyutlara çıktığını gösteriyor. Rakam 2,5 milyon kişi. Bu kişiler arasında 15 ila 40 yaşları arasında olanların sayısı bir hayli fazla. Bu rakamın %18'ini ise kadınlar oluşturuyor. Kişiler kendilerine kumar oynadıkları nedeniyle verilen cezalara karşı 15 gün içerisinde suç ceza hakimliklerine başvurup itiraz edebilirler. Ancak itiraz etmedikleri takdirde karar kesinleşmektedir.